Değerli arkadaşlar, daha önceki haftalarda biliyorsunuz ki portreyi ve portrenin içindeki organları incelemiştik. Bu hafta vücudumuzun en önemli ve çizimi zor olan organlarından el ve ayağı işleyeceğiz. Böylelikle neyi tamamlamış olacağız? Portre, el ve ayak üçlüsünü tamamlamış olacağız. Şimdi şöyle ben size basit bazı kısa yollardan ilk önce konuya girmek istiyorum kavramanız açısından. İlk önce şöyle düşünüyoruz. Eli ele aldığımızda şöyle ki aslında elde her şeyin başında bir önceki portre çizimi anlatımlarında da söylemiştim size. Her şeyin başı kübik görebilmek, yani organlarımızdaki geometriye hakim olmaktı. Aslında el dediğimiz organ arkadaşlar şundan ibaret. Gördüğünüz gibi bundan ibaret. Peki nasıl hocam bundan ibaret diyorsanız size şöyle anlatayım. Elinizin aslında boyutu vardır arkadaşlar. Yani şöyle eli gördüğümüzde şurasını yok sayarsak, şurayı ve bileği yok sayarsak aslında bunun burada bir köşesi, burada bakın bir yan duvarı, burada bir yan duvarı, bileğimizde olmadığını düşündüğümüzde burada bir yan duvarı, üst ve alt yüzeyi var. Dolayısıyla baktığınızda buradaki şekle denk düşüyor. Şimdi parmakları peki buna nasıl yerleştireceğiz? Şöyle yerleştireceğiz arkadaşlar. Bakın eklemleri saydığımızda elimizin çıkışında bir eklemimiz, daha sonra ikinci eklemimiz, daha sonra şu parmağın ucunu kıvırmaya yarayan üçüncü eklemimiz var. Dolayısıyla her parmağımızda ne varmış? Üç eklem. Bir, çıkış noktası. İki, üç, bunun ucuna ne geliyor? Parmak ucu geliyor. Peki şimdi baş parmağımızı da düşünmeden ilk önce şunları bir yerleştirelim. Daha sonra da baş parmağımızı ekleyelim. Şimdi buradan hemen diğerini ekliyorum. Diğerini ekliyorum ve parmak ucunu koyuyorum. Hemen buradan yine diğerini ekliyorum. Eklemini ekliyorum. Parmak ucunu koyuyorum. Hemen şuraya yerini getirelim. Şöyle biraz genişletiverelim. Birinci eklem, ikinci eklem, hemen ne yapıyoruz? Üçüncü eklem ve parmak ucu. Sonra burasında ne geliyor? Bakın bu da çıkış noktasında yine burada bir bağı var. İkinci, bakın burada, burada hemen kıvrılınca belli oldu. Şurada bir, iki, burası ne? Üç. Demek ki bunun iki eklemi, bunların bir, iki, üç eklem varmış. O zaman buraya şu kısmı birinci eklemimizi yerleştireceğiz. Bu kısmı ikinci eklemimizi yerleştireceğiz. Burada da ne olacak? Baş parmağımızın ucu olacak. Şimdi bunu hemen yine bu eli neyle çözümleyeceğiz? Parmakları daha doğrusu. Silindirik. Bakın silindirik. Aslında bunun içinde bakın silindir gördüğümüzde hemen el dediğimiz ve parmak dediğimiz organımızın şekli bakın arkadaşlar çıkıyor. Aslında bu kadar basit. Çok da gözünüzde büyütmemek lazım. Hemen bakın buralara da silindir koydum. Bakın farkındaysanız hemen bir hacim geldi. Şunu yaptığım halde bile daha ışığına, gölgesine vesaire hiçbir şekilde girmedim, müdahale etmedim. Aynı şekilde bunun için de geçerli. Bu da nereye dönüyor? Buraya dönüyor. Genel hattıyla bile bir elimiz ortaya çıkmış oldu. Şimdi bir de bunu biraz daha araştırma çizgileriyle şöyle formunu inceleyerek bir hafif çizgilerle ele alalım. Şöyle gene kübik formunu koyuyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Bakın olabildiğince hafif ve bol çizgi kullanıyorum ki araştırmama, formu görmeme yardımcı olsun diye. Hemen yine kıvrım noktalarını belirliyorum. Yine aynı şekilde. Yine aynı şekilde. Yine aynı şekilde. Şimdi bunu biraz daha formunu şu şekilde
Bu şekilde arkadaşlar bakın. Ve ne yapıyorum? Geometrik görüyorum. Çok da o kadar zor değil. Ekrandan attığım hafif çizgiler şu an belli oluyor mu bilmiyorum ama sonunda netleştireceğim zaten. Siz de göreceksiniz. Şöyle istiyorsanız biraz tutayım şeye doğru attığım çizgileri, araştırma çizgilerini bir görün. Evet, bu şekilde hafif ve bol çizgilerle araştırdım. Sonrasında yine burayı ne yapıyorum? Burada kaç tane vardı? 2 tane vardı. Bunu da yerleştiriyorum buraya. Parmaklarımı biraz daha ne yapıyorum? Elim yerleşti. Şimdi farkındaysanız şuraya bir uygulama yaptım. Dikkat ettiniz mi buradaki boyutu? Aslında parmağı tek başlı başına inceleyelim. Neydi? Birinci boğum, ikinci boğum ve üçüncü boğum değil mi? Ortadan bu şekilde kemiğe. Benim size gösterdiğimde şu vardı, silindir görün demiştim. Parmağı. Peki dikkat ettiniz mi? Bakın parmağımız aslında şöyle düşündüğünüzde arkadaşlar bakın. Yine burada bir yüzeyi, burada bir yüzeyi, burada bir yüzeyi, altında bir yüzeyi. Yine burada da bir boyut ve parmağımızın burasının olmadığını fark ettiğimizde yine bu kısmında da bir boyut kalıyor. Peki o zaman parmağımızı biz aslında biraz da silindirik değil de daha köşeli görebilir miyiz? Görebiliriz arkadaşlar. Bakın çünkü şu yüzeyi düşünürseniz her zaman için çizdiğiniz parmak boyutlu çıkacaktır arkadaşlar. Boyutunu otomatikman vereceksiniz. Bakın ne yaptım? Köşe ekledim, köşe ekledim, köşe ekledim, köşe. Yine bu silindir gelen yerden yine tekrar köşe ekledim. Şuraya hemen tırnağımı kaba taslak çocuk yerleştirdim arkadaşlar şöyle. Hallettik. Şimdi bakın şöyle bir leke atayım. Çünkü burası bakın ışık geldiğinde burası genelde koyu olan kısmı değil mi? Işığa göre baktığımızda bu yan duvarı daha biraz daha koyu gölgeli düşünmek zorunda. Şu lekeyi de bakın attığımda otomatikman parmağımda ne çıkıyor arkadaşlar? Boyut ortaya çıkıyor. Tek parmakta. Evet. Şimdi bu boyutu da gösterdiğimize göre eldeki bir de gölge yoluyla çözmeyi deneyelim arkadaşlar. Leke yoluyla yani biz ışıklara genelde ışığın koyu da açıkta kalan kısımlarını leke olarak adlandırıyoruz. Açık lekeler, koyu lekeler diye. Peki leke yoluyla çözümleyemez miyiz eli? Çözümleriz. Şimdi elimizi bütün tuttuğumuzda şu şekilde bir diyelim ki model çalışıyorsunuz ve modelinizin eli şu şekilde koltukta. Şu şekilde sarkmış durumda. Şimdi baktığınızda ışık buraya tam geliyor. Buraya daha gri geliyor. Buraya parmaklar içeriye doğru bakın. Şu açıdan kıvrıldığı için, şöyle kıvrıldığı için daha koyu ton düşüyor. Peki ben şöyle yapsam gene geometrik görüp hızlıca basit geometrik görüp şöyle bir parça atsam. Ben artık bunun kaba hareketini biliyor muyum parmaklarımı? Biliyorum değil mi? Bakın burası ilk kemik noktası,
burası ikinci kemik noktası, bu aşağısı üçüncü kemik noktası. Peki ne demiştik? Bu kısmı elimizin aydınlık demiştik. Yani buraya aydınlık bıraktık. Geldik buraya bir ton attık. Geldik buraya daha koyu bir ton attık. Şimdi farkındaysanız koyu, orta, açık, açığa doğru bir gidiş oldu. Bunu ışık karşıdan geldiğini farz edersek bu şekilde ilerliyoruz. Bakınız. Şimdi bunun içinden ben eklem yerlerini biliyorum değil mi? Artık ben bunun içine parmağımı şu şekilde çok rahat yerleştirebildim. Şimdi burası neresiydi? Burası birinci kıvrım noktası. Yani eklem. Burası ikinci eklem. Burada bir de üçüncü eklemim var. Değil mi? Şimdi burayı yerleştirdim. Buradan sonra bir eklem daha geliyor. Bir eklem daha geliyor. Parmak uçlarını biraz daha koyu yaptım. Buraya biraz daha koyu ton attım. Şimdi biraz elimin formu ile ilgilenmek istiyorum. Kıvrım noktası aşağı geldi. Kıvırdım. Noktası aşağı geldi. Kıvırdım. Bakın. Kıvırım noktası aşağı geldi. Kıvırdım. Bu parmağım biraz açılmış olsun. Çok da böyle zampla yapıştırılmış gibi durmaz el. Salladığımızda. Bu küçük parmağımız. Bu küçük parmağımızda ne yaptık? Biraz daha yamulttuk ve burada bir boşluk. Bakın eli hissedebiliyor musunuz arkadaşlar, görebiliyor musunuz? Yani yavaş yavaş formunun çıktığını görmüş olmanız lazım. Buradan bu elimiz geldi. Buraya bağlandı. Zaten bu noktada da neyimiz var? Şöyle sandalye kolçağını koymuş gibi düşünürsek elimizde. Değil mi? Peki buradan baş parmağımız gözükmez mi? Gözükür. Şöyle şu açıdan kıvrılmış bir şekilde şunu. Sadece ucunu gösteririz. Bunu da ekleriz. Gölge kaldığı için. Peki ne demiştim ben size? El de kübikti. Tıpkı parmaklarda olduğu gibi bunun da bir yan tarafı vardı. Peki buraya da hafif gölge düşmesi gerekmez mi? Evet, gerekir. Şu şekilde getirdim. Hafif gölgesini de koydum. Bakın bu sefer de sadece lekeden götürmeyi denedim. Peki şöyle de bir durum var. Ne demiştim? Parmaklar da kendi içinde geometrikti değil mi? Bu yan duvarları vardı. Peki benim buradan bu fazla ışık alan bölümü de göstermem gerekmez mi? Gerekir. Bakın. Biraz daha detaya girmiş oluyorum bu şekilde. Bakın şuralara hat attım. Bu hatlara ben gelip koyup sürdüğümde bakınız elim ne yaptı? Daha da parmaklarımın hacimleri ortaya çıktı. Peki elimin üstüne hiç gölge düşmüyor mu? Tabii ki düşüyor. Niye? Şuraları, şu eklem yerleri hep yüksekte kaldığı için genelde ne oluyor? Aydınlık oluyor. Demek ki burası aydınlık oluyorsa buralara biraz minik lekeler düşer. Bakın bu minik lekeleri de verdikten sonra elim ne yaptı? Ortaya çıktı. Şöyle yaptığım uygulamayı minik olduğu için şöyle biraz yakınlaştırayım. Gördüğünüz gibi elde bu şekilde ortaya çıktı. Şimdilik bu kadar. Aslında ele değinmemiz yeter arkadaşlar. Bir sonraki levellerde, daha ilerleyen seviyelerde size elin daha da detaylı anlatımlarını elbette ki yapacağız.